Şimdi pinajda potasyum. Bu pinajda potasyumda %28 potasyum içeren. Bu da ağır, kaliteli, güzel bir üründür. Bu da F organiğin üründür. İçeriye geçelim hocam. Buradaki triyavın var. Özür dilerim. Triyavın var. Triyavın tabiri caizse çaya, çorbaya derler ya hocam. Şimdi bu bütün ürünlere kullanılır. İçerisinde azot, fosfor, potasyum vardır. Bir de şu ürün var bak. Ürünlerimizde 150-200 cc yazar. Kaliteli ürünlerde bu 150-200 cc yazar. Ama diğer yerli ürünlerde veyahut da içerisinde su oranı yüksek olan ürünlerde de bende onlar da var. Yanlış anlaşılmasın. Onlarda da 300-400 cc kullanılıyor der. Yabancı ürünler yani. Pahalı ürün her zaman için ucuzdur. Onu bilelim. İçeriye geçelim hocam inşallah. İçeride de değişik ürünlerimiz var. Şimdi biz dedik ki dünyanın en kaliteli ürünü nedir acaba diye araştırdık. Bir tanesini alalım hemen hocam. Şunlardan birer tane. Bunlar çok önemli, değerli ürünler. Şurada varmış. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şimdi elimizde görmüş olduğunuz Novacto. Asfert Global. Asfert Global kim? Asfert Global dünyanın en büyük fungisit üreten firması. Asfert Global. Asfert Global'e ilaç değil de dedik biz gübre hastalıkları çözsün dedik. Özellikle pancarlarımızdaki kök çürüğü hastalığına ve patateslerimizdeki karabacak hastalığına Novacto %100 çözüm diyebiliriz. Çünkü firmadan bu şekilde biz ruhsat aldık. Şu elimde görmüş olduğunuz Revital, bunun içerisinde karbon, azot, amino asitler, aynı zamanda da bu elimdeki üründe stokin, gençlik hormonu, aynı zamanda bu kas geliştirmelerde kullanılan bir hormon var. İsmi şu an için aklıma gelmedi, o hormondan var. Bu görmüş olduğunuz ürünler zaten 20 litre ile bu 1 litrenin fiyatı aynı. Kaliteli ürünler. Şimdi biliyorsunuz benim silisyuma karşı, yani silikon harika bir silikondur. Silikon topraktaki aklınıza gelebilecek çok büyük toprak ıslah materyalidir. Silikon topraklarımızda var, fakat hiçbiri kullanılabilir formda değil. Bunların sebebi, kullanılabilir formda olmamalarının sebebi gübre formunda olmadıkları için. Bu silikonların tamamı, ben de aynı zamanda yine bir topraktan granül silikon var. Arbi Silicon ürünü. Bu silisyum kullandığınız tarladaki yapraklarda hastalanmayı çok nadir görürsünüz. Böceği çok nadir görürsünüz. Silikon o yüzden harika bir ürün. Şurada bir ürünümüz daha var. Kaliteli hocam, çeşit dediğimiz çok fazla maşallah. Bizde çeşit fazla hocam. Bu Damkapper Mavi Bakır ismiyle adlandırdığımız Hollanda menşeli bir ürün. Damkapper. Ya Mavi Bakır, bu da aynı şekilde hastalıklara çok değerli bir ürün. Şurada güzel bir ürün daha görüyorum. Alkafix'in. Alkafix. Alklerle alakalı. Evet. Mavi yeşil alklerle alakalı bir ürün. Yani deniz yosunu olan bir ürün. Bu da deniz yosunu. Evet. Alkafix'te. Şimdi Hummer DF'ye geçelim hocam. Hummer DF de yine Alman Prof.F'nin ürünü. Suda çözülür bor, bakır, mangan, demir, molibden, çinko içeren bir ürün. Bu ürün de çok kaliteli. Ve şimdi gelelim Nivit'e. Asıl ürünümüz mi? Asıl ürünümüz bu. Yani ürünleri atarız, içerisine bir damla damlatırız, ürünü coşturur ya. Nivit'imiz o şekilde bir şey. Nivit içerisinde 3 azot, 15 fosfor, 10 potasyum bulunan, aynı zamanda tekrardan gençlik hormonu, stokin, gençlik hormonu, stokin olan bir ürünümüz. Bu da Alman Prof.F'nin ürünüdür. Daha sonrasında hocam şöyle öbür yana doğru geçelim. Burada yaycı yapıştırıcılarımız mevcut. Evet. Albit. O çok güzel bir ürün. Elimizde evet. Albit var. Bu Albit de çok kaliteli, değerli. Yani 250 gramı 20 litre ilaca eşdeğer ama bu bir tanesi 250 gram olan 50 dekara gidiyor. Çok kaliteli bir ürün. Albit de kullanılıyor. Bir Arget de var orada. Bu Arget evet. Rusya menşeli. Evet. Gümüş. Hastalıkları kesinlikle tedavi eden bir ürün. Ben bu ürünle ilgili bir şey duymuştum. Ruslar özellikle
İkinci Dünya Savaşı'nda biyolojik silah geliştirmek için uğraşırken bu gübreyi elde ettiklerini duydum. Bayağı etkilenmiştim o zamanlar. Evet, ekim alanlarında da çok iyi iş yapan biyolojik bir gübre olduğunu biliyorum. Valla Ruslar keşke bizim tarlalarımıza atsaydı. Öyle söyleyelim ya. Çok pahalı bir ürün. O yüzden diyorum bu 200 gramı 20 litre biz ona işte. Evet ama çok kaliteli. Ondan sonra burası algi tonlarımız. İsterseniz şu tarafa geçelim. O tarafa geçelim. Şimdi gördüğünüz üzere İspanyol. İspanyol pinnacle. Pinnacle İspanyol 20-20-20. Yani dengeli dediğimiz yaprak damlama gübresi. Şu görmüş olduğumuz Doğatek bizim Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki hocalarımızın ürettiği Mustafa Başaran'ın Profesör hocamız, evet. Oğuz hocamın ürettiği inhibitörlü bir gübre. Yani yavaş salınımlı. Yavaş salınımlı bir gübre. Şöyle söyleyeyim ben size. Ürününüzü ektiğiniz gün çıktıktan itibaren attığınız zaman söküme kadar azot eksiği ürününüz hissetmiyor, ihtiyaç duymuyor. Ben bunu birebir şahit ediyorum. Yani bize uygulama kolaylığı sağlıyor. Aynen. Bir de ürünümüz ziyan olmuyor. Aynen öyle. Sonuna kadar kullanabiliyoruz. Şimdi Algiton. Algiton da dediğim gibi bir... Sanırım mikro elementler içeren bir ürün. Algitonumuz kombi. Polonya, evet. Şunu göstermek için ben çevirdim. Polonya MSL'dir. Algiton'da zaten ürünlere attığımız zaman şeyini göreceğiz. Etkisini çok değerli olduğunu göreceğiz. Kıblat VS4 serimiz. Bu da aynı şekilde bakır. Fakat bütün hastalıklara derde deva olacak bir bakır. Bunu ürünümüze 5-6 yapraklıyken hangi ürünümüz olsa olsun pancar veyahut da patates topraktan çıktığı andan itibaren attığımızda 30 gün sonra bir daha attığımızda hiçbir hastalıkları görmeyeceğiz. Yani bakır eksikliği emaresi görmeden, evet, uygulamakta fayda var. Evet. Hem bitkiye direnç sağlaması açısından. Aynen hocam. Hem şimdi topraktan almaya uğraşmadan şurada, direkt almasını sağlamak. Kompo diye bir ürünümüz var. 10-52-10. Bu da aynı zamanda Alman ürünü. Kompo. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Çünkü yıllardır Kompo büyük Türkiye'mizde var. Harika, evet, bir ürün. Çok kaliteli, güzel bir ürün. 10 azot, 52 fosfor, 10 potasyum içeren, evet, bir ürün. Evet. Daha sonrasında burada tanıtacağımız klas setler var. Bunlar azot, fosfor, yani azot içerikli, fosfor içerikli, potasyum içerikli gübreler. Burada yine Doğatek'imizin potasyumu mevcut. Yavaş salınımımızın, bu da yavaş salınımımız, süper. Yavaş salınımından ziyade potasyumumuzun özelliği içerisinde %49 kükürt var. Kükürt potasyumla ne işe yarar hocam, siz daha iyi biliyorsunuz. Kükürt potasyum özellikle toprak düzenleyici olarak ve besin elementlerinin alımını sağlaması, aynen, yönünden bayağı faydalı bir